Arkadaşlar hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Sizler gibi Prison Architect'i ben de çok sevdim ve oynamaktan kendimi alamıyorum. Bu arada doğru mu yanlış mı telaffuz ediyorum pek bir fikrim yok. Yanlışım varsa kusura bakmayın lütfen. Şimdi bu bölüm ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bölüm şu duş alanını birleştireceğiz. Çünkü adamlar ilk duş alanına giriyor. Hani akıllılık edip ikinci duş alanına geçmiyorlar. Bu da bize sıkıntı çıkarıyor. Bu yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? Öncelikle gelip şuradan malzemeler kısmından içeriği temizle diyeceğiz ve burada ne var ne yoksa hepsini söktüreceğiz abi. Adamlarımız burada ne var ne yoksa sökecekler. Daha sonra şuraya bir kapı atacağım. Buraya bir kapı atacağım. Şuraya duvar atacağım. Ve duş alanını birazcık daha geliştireceğim abi. Şu an sadece -10 günlük para akışım var ki zaten bu para akışının düşmesinin sebebini de hepimiz biliyoruz. Olaysız geçen günden bize bonus para geliyordu. Artık o bonus para gelmiyor. Bunun temel sebebi de zaten mahkumların olay çıkarması ama şu an için herhalde pek bir sıkıntımız yoktur diye tahmin ediyorum. Hemen bürokrasiye geliyorum abi ve bürokrasiden cephaneliği almışız. Şok tabancası hemen çelik yeleği almak istiyorum. Artık gardiyanlarımız çelik yelek de giysinler. Ve 10.000'e vergi indirimini almalı mıyım acaba? Bence 10.000'e vergi indirimini almalıyım. Çünkü bu benim daha fazla para kazanmamı sağlayacak. Hemen şuradan vergi indirimini alıyorum. Daha fazla tasarruf etmekle birlikte şey yapacağız işte günlük gelen para akışını hızlandıracağız. Adamlar burayı şey yapa dursun abi, kazıya dursun. Hemen bu işi gece halletmek istiyorum ki şuralara bir de normal kapılar yerleştirelim abi. Sıkıntı olmasın. Bu işi hemen halletmek istiyorum ki mahkumlar sabah kalktığında biliyorsunuz duş alıyor arkadaşlar. 5 saat içerisinde halledeyim ki duşta sıkıntı yaşamasınlar. Çünkü geçen bölümlerde biliyorsunuz yok o geçen bölümlerde olmamıştı. Pardon, ben kayıt dışı yaptığımda olmuştu. Ben kayıt dışında oynadığımda hani kayıt almadan oynuyorum abi. Save'i başka bir yere kaydedip hani neler yapabilirim, ne şekilde ilerletebilirim diye. Kayıt dışında oynadığımda adamlar birbirini bıçaklamıştı. Ondan dolayı burayı benim genişletmem gerekiyor. Genişletmezsem adamlar birbirine girecek yani bunu biliyorum. Hemen şu kapıyı söktükten sonra buraya da bir duvar attığımız zaman arkadaşlar işlem tamamdır. Biraz da şurayı yıkacağız işte. Söker misin kardeşim kapıyı? Umarım sabaha kadar hallolur. Zaten çamaşırhanemiz biraz küçük ama çamaşırlar iyi kötü yıkanabiliyor. İşte çamaşır sepetleri yeterli. Belki birkaç çamaşır sepeti daha ekleyebilirim oraya, emin değilim. Ziyaretçi alanımız temiz. Aslında ben arkadaşlar var ya keşke cümleyi düzgün kurabilseydim. Aslında arkadaşlar ben çok güzel ayrı bir save yaptım. Ama o save'i şu an için size göstermeyeceğim. İleride sürpriz olsun. Bunu geliştirelim hem. Çünkü bu bizim ana save'imiz bildiğiniz gibi. Şimdi bir saniye abi. Ben büyük boruyu şuraya da çekeyim. Çünkü tahmin edebileceğiniz gibi burayı devam ettireceğim böyle şu şekilde. Hani duşu elimden geldiği kadar geniş tutacağım. Umarım adamlar işlerini çabucak halledebilir. Hemen nesnelerden gelelim. Şu giderleri yerleştirelim abi. Bayağı bir masraf olacak bize ama sağlık olsun. Bu masrafı bir defa yapacağız. Ondan sonra rahat edeceğiz. Çünkü çok fazla mahkum aldım. Ve ben mahkumların bu kadar fazla olacağını tahmin edemedim. Yani fazla olacağını tahmin ettim de bu kadar sıkıntı olacağını tahmin etmedim. Şimdi daha iyi olacaktır abi. Daha güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. Ben hemen şu su yerinden de nereye gidiyor, nereye gitmiyor bilmiyorum ki abi. Hepsini bir yerleştirsinler, öyle hareket edelim olmadı. Odalardan burayı da duşa ekleyelim arkadaşlar. Şurayı da şöylece ne? Duşa ekleyelim. Artık duş alanımız daha geniş olsun. Hemen bunu takmaları lazım. Çünkü sabah olmasına 3-4 saat kaldı. Halledilir diye düşünüyorum ben ya. Halledilir de şu enerji sorununu biz nasıl halledeceğiz? Ha, şimdi bir yandan da aslında bir yandan değil abi dur. Gelecek gece de enerji sorununu halledeceğim. Şu su pompasyonu ne? Su pompalama istasyonunu bir bölüm aşağı kaydıracağım abi bir blok kadar. Daha sonra buraya 4-5 tane daha kapasitör ekleyeceğim. Sanırsam 5 tane 4 tane kapasitör ekleyebilirim. 4 kapasitör daha bizi idare eder. Zaten biliyorsunuz ki artık genişleme alabiliyoruz. Şu aşağı doğru genişlersem buraya mahkum hücreleri falan yaparım. Ama benim amacım şu şekilde şu taraflara bir yere bir çalışma alanı yapmak. Adamlar çalışsınlar abi. Ve gördüğünüz gibi havalandırmayı zaten güzelleştirdik ama ben havalandırmaya çiçek ekecektim bakın. Çiçek ekmeyi unuttum. Çiçek dediğim ağaç abi. Aynen havalandırmaya ağaç ekebiliyorsunuz. 1, 2, 3,
4. Orantılı olabilmesi için 4'er birim boşluk bırakmamız gerekiyor ve sanırım 4'er birim boşluk bıraktıktan sonra 6'şar tane ağaç ekebiliyoruz. 1, 2, bir saniye, 1, 1. Abi çok mu gidiyor ya? Ben seçemiyorum şu an. Bir tane daha koysak mı? Bir tane daha koyduğumuzda ne oluyor ki? Aa, 3'er birim boşluk bırakmamız gerekiyordu galiba. Şunu bir silelim. Abi bir saniye, ben bir durdurup bunu yapacağım. Çünkü durdurmazsam öteki tarafta işler devam edecek ve bana sıkıntı olacak. 1. Bak abi, 2 birim 2 birim gidiyor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E burada da 2 birim boşluk kaldı, öyle değil mi? Bir saniye bak, şuradan ölçtüğümüzde görebiliriz zaten. Burada 2 birim kaldı. Burada da 2 birim kaldı galiba. Nesnelere gel abi. Hayır, 2 birim kalmamış, 1 birim kalmış. Nasıl halledeceğiz bunu ya? Bir saniye abi, bir saniye. Nesneleri, şunları bir komple sökelim mi? Daha sonra buraya gelelim abi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26. 26 birim. 26 birimse 3 şuradan bıraksak, 3 şuradan bıraksak zaten bu ağaçların boyutları ne kadar abi? Hemen onu öğrenelim. Bu ağaçların boyutları 3 birim kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aa, tamam, anladım anladım. Anladım. Şimdi anladım arkadaşlar. Şimdi anladım. Şöyle bir şey yapacağız. Bir birim buradan boşluk bırakacağız. Bir birim buradan boşluk bırakacağız. Şimdi yaptığımız şey oturacaktır arkadaşlar. Hemen ağaçlarımızı getirelim. Ya simetrik olması benim için önemli. Ya sizin için ne kadar önemli bilemiyorum da, ben simetriye dikkat eden biriyim ve şu an gayet de güzel ve düzenli oldu bence. Şu araya çektiğimiz yol sağ olsun. Burayı bahçıvan halledeceğinden dolayı bizim işçilerimize yük binmeyecek. Yani gayet ben rahat olacağım. İşçilerimiz orada su borularını hallederken, duşu geliştirirken bahçıvanımız da buraya ağaç ekecek. Hemen şöyle 2x hızında biraz hızlandıralım. Ya da 1x hızını alalım şimdi. Hemen şuraya bir su giderlerini bağlayalım abi. Şuraya, şuraya. Buraya küçük boru bağlayamıyorum galiba ya. Çünkü oradan büyük boru geçiyor, öyle değil mi? Peki oradan bir büyük boruyu söksem. Şu büyük boruyu söküp oraya küçük boru takmak istiyorum ya. Aa, orada su var zaten galiba lan. Niye ben büyük boruyu söküyorum ki o zaman? Ya sökerse de sağlık olsun. Açıkçası pek sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Buralarda var zaten. Tamam. Okey. Buralarda var zaten. Şuraya. Buraya abi. 1, 2. Orada da var. Çok garip oldu. Gerçekten çok garip oldu benim yaptığım duş. Da neyse, en azından adamlar temizliyor, su akıyor falan filan, gayet güzel. Psikoloğumuz dinleniyor. Aa, bu arada bir saniye, ben nelere bakacaktım abi? Mahkumların uyku vakti bitiyor, duşa girecekler. Yarım saati, bir saatleri kaldı adamların. Onlar duştayken biz duşu yapamayız herhalde. Ya da yaparız, emin değilim de. Abi bir saniye, şuradan dağılımlara gelebilir miyiz? Gardiyan var mı abi hiç duşta? Duşa iki tane gardiyan var, adamlar birbirlerini gırtlaklıyor sonra. Duşa iki tane gardiyan ver abi. Harbi harbi adamlar birbirini gırtlaklıyor. Daha ben birçok şey öğrendim arkadaşlar. Devriye falan ekleyeceğiz sizlerle beraber. Çok güzel şeyler yapacağız. Hiç merak etmeyin. Şu temizlikçi dolabının yanına ben ayrı bir alan yapacağım. O ayrı alana da silahlı birimlerimizi koymaya çalışacağım. Bu arada mahkumlar acıktı. Bir mahkumun ciddi şikayeti var diyor. Vallahi kimin ciddi şikayeti var? Açıkçası pek umurumda değil. Şuradaki kapıları normalleştirdim. Bu adamın tek görevi şu kapıyı açmak abi. Burayı açtıktan sonra diledikleri gibi duşa da girerler. Kantine gidip yemek de yerler. Şu kantinin kapısını da normal kapı yapalım aslında ya. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Kantinden çıkmaları önemli. Bak ne yapacağız biliyor musunuz? Kantinin girişine, tamam mı abi? Kantinin girişine bir dedektör yerleştireceğiz. Ondan sonra ziyaretçi odasının girişine ve çıkışına, ziyaretçi odasının oraya da bir kapı atalım. Dedektör yerleştireceğiz. Neden biliyor musunuz? Çünkü sizden öğrendim ben de bunu. Ziyaret için gelen elemanlar bu yakınlarına kesici aletler getirebiliyorlarmış.
Gerçi kesici alet getirseler kaçacağızlar. Çünkü yaklaşık olarak 6 dakika sonra benim çelik yelek araştırmam tamamlanmış olacak ve çelik yelek araştırmasının vermiş olduğu zırhla herhangi bir şekilde benim adamlarım hasar almayacaklar ki bu da gayet güzel bir şey. Ve duşun da neredeyse tamamını bitirdik. Artık insanlar istedikleri gibi rahat rahat duş alabilirler. Ama ben şu an duş almak istediklerini zannetmiyorum. Özgürlük istiyorlar daha çok. Bunun sebebi buralarda hiçbir şekilde cam koymamamız abi. Buralarda hiçbir şekilde cam olmaması. Bak 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 ses çıkarmaya başladılar. Ses çıkarmaya başladılar. Bitmedi mi abi benim çelik yelek araştırmam? Bitti, tamam. Şok tabancasını da al. Uzaktan erişim köpekler. Şok tabancasını da al. Adamlarımızın artık yavaş yavaş çelik yeleğe bürünmeleri lazım ama bürünmezler çünkü herhangi bir şekilde cephanelik yapmadık. Eğer bir taşkınlık yapmaya kalkarlarsa veririz abi ayarı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey olacak. Buraya niye su taşıyor dayı? Su taşmaması lazım. 50 tane gider yaptık. 50 tane gider yaptık abi. Giderler almıyor mu lan bu suyu? Allah Allah. O kadar da gider yaptık abi. İşte tabii benim yapacağım gider de bu kadar olur. Benim yapacağım gider de bu kadar olur. Adamların birazdan yemek saati geliyor. Karınlarını falan doyurduğun zaman bunlar fazla asabi olmazlar diye tahmin ediyorum ama hiç sağları solları da belli olmaz. Yemekler hazır. Tüm mahkumlara yetecek kadar yemek hazırlamışız. Şu suyu birisi halledebilirse gerçekten çok güzel olacak ya. Nihayet çekiliyor galiba su. Ne biçim bir duş almadır o aga ya. Tamam abi artık yemeğe gidebilirsiniz sanırsam. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şuradaki temizlik dolapları var ya. Orası onlara fazla. Bu kadar temizlik dolabı fazla. Biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bu temizlikçi dolaplarını, üstteki temizlikçi dolaplarını cephanelik yapacağız. Babayı yapacağız pardon. Yo yapabilirmişiz, yapabilirmişiz. Ben bir an yetmiyor zannettim. Şimdi cephanelik için bize ne lazım biliyor musunuz? Öncelikle bir tane masa lazım. Masayı mecburen yanlamasına yerleştireceğiz. Daha sonra bir adet gardiyan dolabı lazım. Gardiyan dolabını şöyle yerleştirelim. Çünkü emin olun o şu alan bize lazım olacak. Daha sonra silah rafı yerleştirmemiz gerekiyor. Silah rafı şurada görmüş olduğunuz silah rafını yerleştirmemiz gerekiyor. Silah rafını yerleştirdikten sonra burada cephanelik olduğundan dolayı gardiyanlarımız artık çelik yelek giyecekler ve mahkumların herhangi bir kesici aletle saldırması durumu söz konusu olduğu zaman daha korunaklı olacak bizim gardiyanlarımız. Ve bu arada ben bir saniye hemen şuradan ihtiyaçlar neye ihtiyaçları var abi? Özgürlüğe ihtiyaçları var da özgürlüğü hallederiz be abi. Bir saniye. Şimdi şuradan görüyorsunuz arkadaşlar. Öldürmeye 24 saat ağırlaştırılmış hapis cezası. Firar denemesine 6 saat ağırlaştırılmış hapis cezası. Mahkumlara saldırıya 2 saat. Çalışanlara saldırıya 5 saat. Ve ağır yaralamaya 4 saat ağırlaştırılmış hapis cezası. Genelde hepsi ağırlaştırılmış hapis cezası zaten. Zehirlemeye 3 saat. İşte silah falan buldukları zaman da 3 saat, araçlarda 2'şer saat. Biz bunları zaten ayarlamıştık. Ben normalde çok fazla para kazanabilirim ama yiyecek miktarını ve yiyecek çeşitliliğini çok fazla tutuyorum biliyorsunuz. Mahkumların herhangi bir firar durumu söz konusu olmasın diye. Bu arada şu cephanelik tamamlandığında artık kendimi daha güvende hissedeceğim. Çünkü gardiyanlarım da artık korunaklı olacaklar. Bu kesinlikle çok önemli bir şey. Gardiyanlarınızın korunaklı olması. Şimdi adamların boş zamanları muhtemelen ortak odaya gidecekler. Tabii burayı bir gardiyanın açması gerekiyor. Şurayı açar mısın gardi? Gardi evladım şurayı aç. Bir saniye. Duşa iki tane adam fazla abi. Duştan bir adamı al. Şu araya biz bir tane vermişiz ama o aradaki adam iş yapmıyor. Bir tane de şu araya verelim. Yalnız dur dur dur. Bu araya adam vermeyelim abi. Bu araya adam vermeyelim. Yemin ederim dayan kralını yeriz. Şimdi adamlarımızın tamamı çelik yelek kuşanıyor arkadaşlar. Buradan bir bir gelip çelik yelek kuşanıyorlar. Bu onları daha korunaklı bir hale getiriyor. Şunları, şu kapıyı biriniz açacak mı ya abi?
Şu kapıyı biriniz açacak mı lan? Adamların boş zamanı, adamlar boş zamanını sizin kapı açmanızı beklemekle geçiriyor. O yüzden aslında ben de birazcık kapıları sadeleştirmekten yana taraftarım. Nasıl olsa bunlar parmaklıklı kapı. Bir tane şurada parmaklıklı kapı var. Çamaşır odasından gelip bir şey çalabileceklerini düşünmüyorum ben. Bu yüzden şu çamaşır odasının kapısını sök, buraya normal kapı takacağız. Şuradaki kapı dursun. Burada adamların herhangi bir işi yok zaten. Şuradaki kapıyı sök. Buradaki kapıyı sök. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra şuradaki kapıyı sök. Buradaki kapıları bir söksünler abi. Havalandırmadaki kapı dursun. Havalandırmada bir havalandırmaya desturlu girsinler abi. Ben buraya bir gardiyan daha atamak istiyorum. Bu arada midem benim yerime konuştu. Affedersiniz, kusura bakmayın az önceki olay için. İşçilerimiz abi oraların kapılarını sökecekler. Oralara normal kapı yerleştireceğiz artık. Çünkü adamlar rahat rahat girip çıkamıyorlar. Gardiyanları beklemek zorunda kalıyorlar. Bu da onların biraz huysuzlanmasına sebep olabiliyor. Bakın çok iyi bakıyoruz onlara. Hiçbir şekilde huysuzlanmıyorlar. 27 mahkumum var ve hani hepsi memnun neredeyse. 25'i çok iyi doyurulduğunu söylüyor. 6'sı çok iyi tedavi edildiğini söylüyor falan. Bakın alın abi, mis gibi açık alan size. Mis gibi açık alan abi. Şuradaki kapıları söktüyseniz eğer buralara bir normal kapı takalım mı? Şuraya normal kapı, buraya normal kapı. Çalışma odasına normal kapı. Efendime söyleyeyim. Buraya demir kapı durmasın abi. Buraya da normal kapı yerleştireceğim. Orayı bir söksünler hele. Bura sökülecek muhtemelen zaten. Ben sökülme emrini vermişimdir. Vermemişim. Burayı da normal kapı yapalım abi. Adamlar rahat rahat girsin çıksın ya. Yeter artık. Herifler yani bir saat kapı açılmasını bekliyor. Onlar da insan abi. Ben şunu biliyorum. Onlara biz insan gibi muamele yaparsak onlar da isyan çıkarmazlar herhalde. İyi bakılırlarsa abi bence uysal uysal yatarlar yani. Evlerinden daha rahat ettiriyoruz herifleri neredeyse. Daha ne yapalım? Üstelik gardiyanlarımız çelik gerekli. Bu arada arkadaşlar eğer şey yaparsanız hani böyle ben adamların huyuna mı gideceğim kardeşim? Ben kafamın dikine göre hareket ederim falan derseniz şu kapıyı biriniz açsın da adam geçsin ya. Ben kafamın dikine göre giderim kardeşim falan derseniz de şöyle bir seçeneğiniz var. Buradan silahlı gardiyan alabiliyorsunuz. Ben kendi save'imde silahlı gardiyan kullanıyorum. Abi emin olun silahlı gardiyan gördüklerinde çok çok affedersiniz adamlar altlarına sıçıyorlar. Yani itaat ediyorlar abi. Direkt itaat ediyorlar. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Bu arada burası kaygan zemin olduğundan ben ne yapacağım biliyor musunuz? Birazcık paraya kıyacağım. Buraya beyaz fayans döşeteceğim. Buraya beyaz fayans döşeteceğim abi. Çünkü burası suyla haşır neşir olunan bir ortam. Mutfak falan da çok kirleniyor. Bu yüzden mutfaklara da fayans döşeteceğim. Zaten buralar bildiğiniz üzere ahşaptan yapılma. Şu aslında temizlikçi dolabını sadece 1'e indirip bir tane daha mı cephanelik yapsak diye düşünmüyor değilim şu an. Gardiyanlardan birisi birini... İsyan mı çıktı? Hayırdır? Sebep ne abi? Sebep ne abi? 2 saat ücret cezası. Birbirleriyle mi kavga ettiler? Kötü davranış. Mahkumlara ve çalışanlara saldırdı. Abi bir saniye, bir saniye. Çalışanlara saldırdıysa şuna bir 12 saat verir misiniz abi? Gebertecek pis mikrop. Gardiyanlar ne yapıyor abi? Gardiyanlar muhtemelen pert oldu. Bakın olaysız geçen gün bonusu gitti bunların yüzünden. Olaysız geçen gün bonusu gittiği için ben daha çok para kazanamıyorum. Hepsi de bunların suçu. Ne bok yemeye dalıyorsunuz abi? Bu ne? Bu kime saldırmış? Bu mahkuma saldırmış. Bu mahkumlara ve çalışanlara saldırmış. Kardeşim sen ağırlaştırılmış hapis değil. Bu adamın cezasını falan kaldıramıyor muyum abi? Ya da neyse siz de bir şey yapın. Tamam bizim adam dinlendi. Muhtemelen gidip ilk işi şey yapmak olacak. Bunları böyle ağırlaştırılmış hapse tıkmak olacak. Sizin yüzünüzden bonus gitti. Ben para kazanamıyorum dayı. Ne yapacağız? Her yere de normal kapı yaptım rahat rahat girip çıkın diye. Pis nankör herifler. Ben bunun için mi yaptım kapıyı? Ama Allah aşkına biri şunları alıp götürebilecek mi ya? Ha birini almış götürmüşler. İki kişi daha var burada. İstasyonda çalışanlar tabii ki müdahale etmiyorlar. Ben bir devreye koyayım da sizin bir ağzınıza tüküreyim ben.
Şuraya bir yere iki tane, şu havalandırmaya ben iki tane silahlı devreye koyayım da abi, şuradan şuraya gidip gelsinler, gidip gelsinler bir iki defa. Bak bakayım bunların gıkı çıkıyor mu? Bunlar silah zorundan anlıyor herhalde. Silahlı gardiyan olunca da moralleri bozuluyor. Ha niye silahlı gardiyan abi, yani bizim ne suçumuzu günahımızı gördün tarzında takılıyor herifler. E silahlı gardiyanı koymuyorsun abi, adamlar cıngar çıkarıyor ya. Vallahi billahi adamlar cıngar çıkarıyor abi. Nasıl bir şeysiniz ben de çözemedim ki. Hemen hapishaneye kaydedelim abi. Bakın olacak gibi kaydı benim kendi kaydım. Onu da belki size gösterebilirim. Oyunun sonlarına doğru. Ama o kaydın içine tükürmüş müydüm ben? Ne yapmıştım hatırlamıyorum ya. Çok uzun aralıklarla save alıyorum. Çok uzun aralıklarla save aldığımdan dolayı birazcık sıkıntı oluyor bu. Şimdi bakalım 20. dakikadayız. Abi otomatik save'i biraz daha erken alsak şöyle 5 dakikada bire falan. Çok çok daha iyi olacak gibi. Bakın abi normal kapı yaptık. Rahat rahat girip çıkıyorsunuz. Boş zamanınızı değerlendiriyorsunuz. Dilediğiniz gibi televizyon izleyebiliyorsunuz. Bakın televizyon sayısını da arttıracağım hatta ben size. Televizyon sayısını da arttıracağım abi. Nesnelerden gel abi. Gel nesnelerden. Nerede TV? Hop 1 2 dönder abi. Hop 1 2. Üçer tane televizyon etti, tamam mı? Daha sonra bakın uslu durun yeter bana, tamam mı? Hepinizin buralara pencere takıyorum abi. Özgürlük istiyorsanız alın size özgürlük. Dışarıdan güneş ışığı vursun içeri. Huzurlu ortamda paşa paşa yatın abi. Daha ne istiyorsunuz yani? Bak ne güzel temizliğe falan da yardım ediyorlar. Canınızı yerim abi. Siz bana iyi davranırsanız ben de size iyi davranırım yani. Olay bu, anlatabiliyor muyum? Eğer kötü davranırsanız, isyan çıkarırsanız eli tüfekli adamları getiririm böyle koyarım. Guguman kuşu gibi bakarsınız böyle. Abi bize bir mola verdireceğim mi falan diye. 24 saat çalıştırırım abi, acımam yani. Yalnız şu adama biri acıyıp götürebilir mi artık? Ağırlaştırılmış müebbet şey, ağırlaştırılmış müebbet ne abi? Müebbet zaten ölümüne hapis yatıyor herif. Adam ağırlaştırılmış ceza aldı. Hala orada. Birisi gidip götürsün şunu ya. Benim bir tane daha gardiyan almam lazım da. Pahalı be abi. Pahalı. Da alacağım bir tane daha. Alacağım. Al şunu götür dayı ya. Gözünü seveyim. Adam yani kaldı orada. Ne yapıyorsun abi? Şunu götür işte ha. Aç kapıyı, şunu götür ağırlaştırılmış ücret cezasına. 110 diyor. Madem siz bana masraf çıkarttınız abi. Olacak şeylere de katlanacaksınız. Yiyecek miktarı yüksek ama besin çeşitliliği orta. Olacaklara katlanacaksınız abi. Kusura bakmayın. Ben size en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her şeyin en iyisini sunmaya çalışıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? İsyan çıkarıyorsunuz. Olacak gibiye değil aman diyeyim. Bakın olacak gibi zaten bundan çok daha düzenli. Onu açtığım zaman görürsünüz de. Onu da bir göstereceğim ya bu kaydın sonlarına doğru. Abi adamlar bana iyi bakarsa ben de onlara iyi bakarım. Şimdi ben gardiyan tutmak zorunda kaldım. Gardiyan tutmak durumunda kaldım. Bu hoş bir şey değil sonuçta. Bu adam bu arada 17 saat falan yatacak. Herifin bilinci yok. Öyle bir dayak yemiş. Bilinci kapalı diyor. Adam ayva yemiş herhalde. Ot mot mu çekmiş? Ne yapmış böyle? Ağır yaralı sanırsam. Yo ağır yaralı da değil. Çalışana saldıran abi. Çalışanlarıma saldıran en kötüsünü hak eder. Çalışanlarıma saldıranı parçalarım da niye benim gelirim azaldı? Şimdi bir saniye ben araştırmalarıma bir bakmak istiyorum. Vergi indirimi 28 saat sonra araştırılacak ki 28 saat oyun saatiyle bayağı uzun bir süreç. Gözetimi alabilirim. Köpekleri alabilirim. Köpekleri alalım hatta hapishane güvenliği görevini tamamlayalım. O görevi tamamlarsak çünkü bayağı para kazanacağız. Bu arada kusura bakmayın arkadaşlar. Benim nedense akşam saatlerinde böyle bir hayvan gibi giyirme durumum oluyor da kendime hakim olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Sonuçta şurada güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz. GR video mu çekilir abi? Yani geyre geyre video çekilmez. Bu arada bakın odaların camlarını takmaya başladık. İşeyemeyeceksin kardeşim. 1 saat 34 dakika tutacaksın o çişini. Ben sana tuvalet muvalet koymam. Bu arada adamın bilinç harbi gitmiş lan. Adamın bilinç gitmiş abi. Herif uçmuş gitmiş valla.
Bizimkiler 3'ü yapmaya devam ediyor. Yerleri silmeye falan devam ediyor. En azından artışımız var. Bir saniye şimdi. Bu görevi aldığımız zaman abi toplamda 30 bin kazanıyoruz. 2 köpek gezdiren, 2 de silahlı gardiyan atamam gerekiyor ama silahlı gardiyanların ücretleri olağanüstü fazla. Öyle böyle değil. Olağanüstü fazla. Bu yüzden ona daha var. Eğitim düzenini falan alamam. Ya yapabileceğim tek şey şu an devlet güvenlik oranını almak ama onu da yapmak istemiyorum açıkçası. Zaten köpekli gardiyanı araştırmadık daha. Köpekleri araştıralım, onu da alırız. Bu arada bir saniye, ben neye bakacaktım şimdi? Mahkumlar, kapıyı aç, window yerleştir. Tamam. Kritik düzeyde olan temizlik mi? Adamlar zaten temiz lan, her yer temiz abi. Ne demek kritik düzeyde temizlik? Düzene gelelim abi. Düzeniniz gayet iyi abi. Sabah uyanıyorlar. İsteyen duş alıyor. Yemek, boş zaman, havalandırma, yemek, çalışma, duş, uyku. Aa, bir saniye, bunlar acıkır abi. Bunlar acıkır. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yemeği buraya alıyoruz. Çalışmayı yemeğin üstüne alıyoruz. Yemek, boş zaman. Abi bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Sabah kalktılar ya. Duşu aldılar. Yemek yediler. Boş zamanları var. Sonra bir daha yemek yesinler. 3 saat boş zamanları olsun. Sonra bir daha yemek yesinler. Ondan sonracığıma 2 saat çalışsınlar. Sonra bir daha yemek yesinler. Ondan sonracığıma duş alıp yatsınlar abi. Ondan akşam ondan sabah 6'ya kadar yatsınlar. Akşam ondan sabah 6'ya 8 saat oluyor. Duş, yemek, boş zaman, yemek, çalışma, yemek, duş, uyku. Günde 3 öğün yedireceğim abi adamlara. Artık daha da şey yaparlarsa zaten bilmiyorum ya. Programlar. Şimdi mutfak temizliği programını başlatmışız. Şeyi başlatacağım abi ben. Alkolik grup tedavisi mi? Buna ne gerekiyor? Atölye içinde, usta liderliğinde, bilmem ne. Marangoz yaraklığı, temel eğitim. Oturum uzunluğu 3 saat. Her mahkum bir okul sırası gerekli her mahkum için. Gönüllü dışarıdan kiralanabilir. Öğrenci okuması akademik kolay bilmem ne. Davranış terapisi. Davranış terapisti ne abi ya? Davranış terapisi ne? Neyse neyse şey yapıyoruz. Mutfak güvenliği ve temizliğini yapıyoruz abi. 2 saat boyunca mutfakta ilgili elemanlar çalışıyor. Şu an için başka bir program başlatmayacağım. Maliyeye baktığımız zaman olaysız geçen bir günümüz olsa da kazancımız artsa diye düşünmüyor değilim. Bu arada hapishanemizin toplam değeri 120.000 TL'miş. TL değil. Ne de kullanıyor bunlar? Dolar kullanıyor değil mi? Neyse arkadaşlar, hemen bir save alalım. Ve size save aldıktan sonra kendi yaptığım kaydı da göstereceğim. Ondan sonra ufaktan bölümü sonlandıracağım. Çünkü bayağı bir zaman oldu. Yaklaşık yarım saat oldu. Hemen size kendi kaydımı gösteriyorum. Bakın abi. Kendi kaydım bu şekilde. Kendi kaydımda güvenlik kameralarını falan da kullanıyorum. Gördüğünüz gibi gelir 91. Ama ve lakin çalışan baya çok işçim var. Şuradan gösterebilirim size çalışanlarımı. 2 tane silahlı devriyede adamım var. Geri kalan 10 tane de gardiyanım var. 4 temizlikçim, 3 aşçım, 2 doktorum, 1 de bahçıvanım var. Bu arada bu kaydı ben kaç gün yapmışım? 2 saatte yapmışım abi. Bayağı bir uğraştım ama değdi. Şimdi arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz mekan, birisi güvenlik odası. Şu an şu görmüş olduğunuz kameraları izleyen bir gardiyanım var ve o gardiyanıma eşlik eden başka bir gardiyan daha var. Buralar normal bildiğiniz işte research yaptığımız adamların odası. 5 mahkumun şikayetleri var. Hayırdır abi? Hayırdır? Şikayetiniz ne? Şu an için şikayetiniz benim umurumda değil. Neden umurumda değil? Hemen söyleyeyim abi. Adamlarımda çelik gerek var. Dünya kadar adamım var. Ayrıyetten de devriyede 2 tane silahlı adamım var. Direkt olay yerine getirir. Çatır çatır sıktırırım valla. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hapishanem düzenli aslında ama sürekli ben şu yanlışı yapıyorum. Yani nedense bu duş aldıklarında bu adamlar hep bir hücrelere sızıyor. Onu geçtim. Neyse abi, ben zaten bunu sevlemeyeceğim de şu an için 18 mahkum var. Daha fazlasını almayacağım buraya. Hemen size kendi hapishanemi göstereyim. Şurada çalışanlarımın odası var. Burada kapasitör var. İşte elektrik ürettiğim mekan var ki gördüğünüz gibi gayet güzel yaptım burayı. Burada bir su pompalama ne ya? Su pompalama istasyonum var.
Şurada gördüğünüz iki oda temizlik dolabı. Şuradakiler cephanelik. Dördü cephanelik. Dört tane silahlı asker alabiliyorum ama şu an için almayacağım. Gelirimin artmasını bekleyeceğim. Ki zaten şuradan baktığınız zaman olaysız geçen gün sayısını görebilirsiniz değerlendirmede. Yok, değerlendirmede değil. Maliyede. Aynen. 2,5 gündür olaysız geçiyor. Mutlaka olay çıkarıyor herifler. Orası ayrı bir mevzu. 4 cephanelik, 2 temizlikçi odası, 2 revirim var. Şu gördüğünüz yer giriş yeri, aynı zamanda ziyaret odası. Burası ağırlaştırılmış hapishaneler ve herhangi bir geçiş kısmı. Burası havalandırma abi. Gördüğünüz gibi dışarıdan hava alsın diye böyle bir şey yaptım ve ağaçlar diktim. Efendime söyleyeyim, burası kantin, buradan gelip yemek yiyecekler, burası büyük bir duş alanı, şura çamaşırhane, şura mutfak. Mutfağın bayağı geniş ama aşçı sayım fazla değil. Burası ortak oda, üçer koltuk, üçer televizyon, bilardo ve ailelerin aramaları için telefon kulübesi. Buralarda hücreler abi. Hani bir tane daha şuraya bunun gibi hücre yapıp hücre kapasitesini arttırabilirim. Mahkum sayımı, alabileceğim mahkum sayısını çok çok daha fazla arttırabilirim. Bu sefer geleceği düşünerek hareket ettim. Ve ben şu an hapishanemi gayet beğeniyorum yani. Ama bu kendi save'im. Biz yine şeyden devam edeceğiz. YouTube kaydından devam edeceğiz. Kendi save'imi de göstermiş oldum. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Esen kalın.